Uluslararası markalar ve iş fikirleri Bayim Olur Musun fuarında buluştu. Türkiye'nin franchise ve bayilik alanındaki en önemli organizasyonlarından olan Bayim Olur Musun, markalara zincirleşme fırsatı sunarken girişimcilere de kendi işini kurma olanağı sağlıyor. Türkiye'de küçük de olsa sermayesi bulunan ancak hangi alana yatırım yapacağına karar veremeyen girişimci adaylarının fırsat kapısı olarak gördüğü Bayim Olur Musun? Franchising ve markalı bayilik fuarı CNA'da gerçekleşti. Bu yıl 13. kez kapılarını aralayan organizasyon çok sayıda girişimciyi aynı çatı altında buluşturdu. İnsanlar herkes franchise ve bayilikle başladıktan sonra sonuçta bir kullanıcı katılımcı kitlesine ulaşmak istiyor, yatırımcı kitlesine. İnsanlar da bunun için çok fazla aslında zaman ayıramıyorlar. Bir kıyaslama imkanı bulamıyorlar. Bu fuar katılımcılara, yatırımcılara bu imkanı sağlıyor. Bizim için de önem olarak artık biz de burada yer alan markalarla beraber 3. yılımıza biz artık şu anda girdik. Yani artık biz de burada olduğumuzu, bayilik konusunda daha ciddi olduğunu göstermek için bizim için gayet önemli bir fuar. Dört arkadaşın mütevazi sayılabilecek bir sermaye ve fikirle yola çıktığı Vegas Pizza, kendi işini yapmak isteyen girişimcilere yeni bir iş kapısı açmayı vaat ediyor. Biz bu işe 4 genç arkadaş başladık. İşten en büyüğü benim. Arkadaşlarımız işe başladığında 21 yaşındalardı daha. Üniversite öğrencisi de hatta daha mezun olan yoktu aralarında. Biz kendimize şöyle bir şey arıyoruz çalışma şartları olarak. Biz mümkün olduğu kadar daha genç yatırımcılara hitap etmeye çalışıyoruz kendimizce. Biz bu dördümüzün başardığı, geldiğimiz noktayla beraber işte kendi işini yapmak isteyen, artık bu kurumsal hayattan sıkılıp ama kendi işini yapmak isteyen ama buna cesaret bulamayan, işte yeterli desteği bulamayan insanlara aslında biz vizyon olarak da, hani umut olarak da, hani görüntü olarak da evet abi biz de başarabiliriz, biz de bunu yapabiliriz mesajı vermek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar da iş arkadaşını seçerken, bayilik verdiğimiz arkadaşını seçerken de daha çok genç yatırımcılardan seçmeye çalışıyoruz. Pizza sektöründe farklı bir vizyonla yola çıkan kuruluş, özellikle dilim pizza konseptiyle dikkat çekiyor. Bu yeni konseptin avantajlarını Genel Müdür Aytaç Yıldırım'a sorduk. Diğer pizzacılardan bizi ayıran bir özelliğimiz var. Biz çünkü pizzayı dilim pizza olarak müşterimize servis ediyoruz. Bu müşterimize şöyle bir imkan sağlıyor. Hem daha hızlı hem daha ucuz bir hizmet sağlıyor. Lezzet olarak da biz daha diğer pizzacılardan kendimizi ayırabildiğimizi düşünüyoruz şu ana kadar aldığımız tepkilerden. Bizim kar marjımız bir yatırımcı için aslında uygun koşullarda. Diğer markalara göre de parasının yatırımının geri dönüşü, parasının geri alışı, artık bundan sonra kar etmeye başlayışı diğer firma oranına zaman bizde biraz daha kısa. Hem yatırım maliyetlerinin biraz daha az oluşundan hem de işin kar marjının diğer taraflara göre biraz daha yüksek oluşundan bizde yatırım maliyetleri daha çabuk dönebiliyor yatırımcılarımıza. Genç ve dinamik bir ekiple hizmet veren kuruluş 3. yılında 8 noktaya ulaşmayı başardı. Sektörde şu anda 3. yılımız. Sektörde yani gıda sektöründe yine dediğim gibi biz pizza sektörüne kendimizi çünkü farklı bir yere koyuyoruz. Böyle bir sektör aslında bizle beraber oluştu. Dilim pizza sektörü aslında bizle beraber başlayıp oluştu. Birkaç tane daha butik işletme var aynı konsepti devam etmeye çalışan. Şu anda 8 tane bölgede dükkan sahibiyiz. 4'ü kendimize ait, şirkete ait, 4'ünü biz işletiyoruz. 4'ü franchise olarak. Cihangir, Asmalı Mescit, Hisarüstü ve İTÜ Maslak Kampüsü'nün içindeki şubeler bize ait. Kasımpaşa, Galatasaray Lisesi, Beşiktaş ve Ortaköy şubelerimiz franchise şu anda. Şimdi yakın zamanda 2016'nın sonuna kadar şu anki mevcut 8 şube sayımızı 20'ye ulaştırmayı planlıyoruz. Bunların içinde franchise veya kendi açacaklarımız arasında bir ayrım yapmıyoruz. Doğru çalışma arkadaşını bulduktan sonra franchise sayısını ama düşündüğümüzden daha fazla yapabiliriz. Ama şu an kendi planlamamız içinde belli bazı noktalar var. Bunları da kendimiz açıp kendimiz etmek istiyoruz. Ama şu andaki hedefimiz, öncelikli hedefimiz şube sayımızı 20'ye taşımak. 2016'nın başında beraber de artık İstanbul dışında da 3 tane farklı şehirde yer alma projelerimiz şu anda bayağı somut şekilde sonuca ulaşmak üzere inşallah. Üretiminde donuk ürün tercih etmeyen Pizza Vegas, anlık ürettiği ürünleri şubelerine anlık olarak ulaştırıyor. Firmalardan bizi ayıran bir özellik de donuk ürün kullanmamamız. Bizim ürünlerimiz şube içinde anlık yapılıp üretilip anlık satılıyor. Bizde herhangi bir ham maddenin de donuk üründe ulaşamazsınız. Hazırlanış kısmında biz aynı şeyi yapıyoruz. Şu anda merkez şubemizden diğer şubelere ürün çıkartıyoruz ama bunlar da yine günlük olarak operasyon sürdürülüyor. Günlük yani taze ürünler şube için hazırlanıp hemen servis ediliyor. İşin
püf noktası neler? Lezzetli ve iyi pizza nasıl olur? Aytaç Yıldırım'a sorduk. Pizzanın iyisi pizzanın güzel anlaşılır. Gittiğim yerde iyi pizza yemek istiyorsam ve pizzaların iyi olup yokluğunu anlamak istiyorsam ben her zaman margarita pizzayı denerim. Yani margarita dediğimiz pizza işte hamur, işte pizzanın sosu ve sadece mozzarella peynirinden oluşan bir pizza. İyi pizzacı, iyi pizza zaten buradan belli olur. Kısa sürede önemli bir başarı ivmesi yakalayan şirketin 2020 hedefi Las Vegas'ta şube açmak. Kendi kendinin patronu olmak pek çoğumuzun en büyük hayali. Bu hayali gerçekleştirebilmenin de birkaç şartı var elbette. En başta cesur olmak, hayalinin peşinden koşmak ve risk almak olmazsa olmazlardan. Artık büyüklerimizin yapma etme, işte hani o devlet memuruna yönlendirilen kafadan artık biraz daha uzaklaşsınlar. Önce kendilerine güvensinler, yapacakları işe inansınlar. Ve çevreden gelecek ya mesela şu tepkilerden mesela artık ben yorulmuştum, sıkılmıştım. Tavsiyem de o yönde olacak. Ya bu iş olabilecek bir iş olsa herkes yapardı. Ya işte sen yapıyorsan herkes bunu yapar. O zaman yapma işte kendini garantiye al. Artık bu söylemlere çok fazla kulak asmasınlar. Önce kendilerine güvensinler. Ya artık kendi aklına durabileceklerini, kendi işlerini yapabileceklerini, kendi işlerini patlama olabileceklerine inansınlar. Bizi gören insanlardan şu tepki alıyoruz, bu bizi mutlu ediyor aslında. Hani yer mi yok? Abi bunlar yaptıysa biz de yaparız. Ya bu adamlar başlarsa biz de başarırız. Biz adam bunu işte hani görülsün, duyulsun, bilinsin istiyoruz aslında. Hani çok büyük yatırımlara, büyük planlamalara, işte büyük ölçüp biçmelere gerek yok ya. Bir iş yapmaya karar veriyorlarsa, bu işte niyetlerse önce kendilerine sonra işlerine inansınlar ve bir yerden başlasınlar. Denesinler. Başlamadan çünkü denemeden hiçbir şeyin olacağını göremezler. Öyle denemek lazım.